Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Malumunuz olduğu üzere geçen dersimizde Rabbimin lütfuyla En'am suresinin nihayetine kadar gelmiştik. Bugünkü dersimizle de Araf suresine başlamış olacağız. Araf suresi elimizdeki mushafın tertibinde 7. suredir. 206 ayet-i kerimedir ve Mekke'de inmiş bir suredir. Ancak وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحَرِ diye başlayan, yani denizin kenarındaki kasaba ahalisine dair onlara soru sor mealindeki 163. ayet-i kerimeden itibaren وَاِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, hani biz dağı onların üzerine kaldırmıştık ayetine kadar, 171. ayettir bu da, ayetine kadar olan 8 ayetlik bir bölümün Mekke'de değil, Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Bu sure ile ilgili bir rivayete göre Nesai Hazreti Ayşe'den naklediyor. Resulullah bu 206 ayetlik sureyi, ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden birisidir, 206 ayetlik bu sureyi akşam namazının farzında birinci rekatte yarısı, ikinci rekatte öbür yarısı olmak üzere okuduğuna dair rivayet vardır. Buradan anlaşılan ne? Buradan anlaşılan şu. Ashab-ı kiram ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi uyarak sünnet-i seniyede tavsiye edilen, öngörülen herhangi bir mazeret yoksa namazın mümkün olduğu kadar uzun kıraat ile kılınmasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde namaza Kur'an adını veriyor. Ve namazın en önemli ki rükünlerinin başında elbette ki birinci rükünü, ilk rükünü en önemli iftitah tekbirinden sonra ayakta Kur'an-ı Kerim okumaktır. Tabii namaz ve Kur'an birlikteliğinin ayrı bir güzelliği, ayrı bir hikmeti vardır. Bunun üzerinde belki bir başka vesileyle daha etraflı bir şekilde durmamız nasip olur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiram olabildiği kadar, tabii ortada haklı bir gerekçe veya bir mazeret yoksa, uzun bölümler okuyarak namazlarını kılarlardı. Hatta bir seferinde Ebu Bekir radıyallahu anh sabah namazında uzun uzadıya Kur'an okuyor. Ashab diyor ki, biz de arkasında güneş ha çıktı ha çıkacak diye telaşlanmaya başladık. Namaz bittikten sonra birisi Ebu Bekir radıyallahu anh'a az kalsın güneş doğacaktı dedi. Ne fark eder ki? Doğsaydı biz namaz kılarken doğmuş olacaktı. Yani bizim başka bir meşguliyetimiz sebebiyle biz vakti çıkarmış değiliz. Namazla meşguldük. Namazı kılıyorduk, Kur'an okuyorduk. Uzun uzun Kur'an okumanın neticesinde güneş bizi namaz kılarken yakalamış olacaktı. Bunda da bir sakınca görmüyorum manasına söylüyor. Yani Allahu alem ashab-ı kiram
Kur'an ve namaz arasında öyle çok ciddi bir ayrım görmüyorlardı. Şu kadar var ki Kur'an-ı Kerim namazın dışında da her zaman elbette Müslümanın okuyacağı, okumanın dışında ona göre hayatını tanzim edeceği bir hayat kitabıdır. Ve namazda da bilhassa Kur'an kendisini hissettirmelidir. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada mümine de kafire de rahmetiyle bütün mahlukatı esirgeyen, rahmetiyle onları kuşatan, ahirette özel rahmetini yalnızca müminlere tahsis edecek olan Cenab-ı Allah'ın bütün isimlerinin kapsayıcı manasına sahip olan Allah adıyla başlıyoruz manasına. Besmele kısaca bu. İlk ayet Bakara suresinden beri gördüğümüz ve şimdiye kadar Fatiha dışında Maide ve Nisa sureleri hariç, yani Bakara suresi, Ali İmran suresi, En'am suresi de hariç ve burada da üçüncü olarak Araf suresinde neyle başlıyoruz? Mukatta harfler dediğimiz beraber birlikte bir kelime olarak bir mana ifade etmeyen, bize göre zahiri bir anlamı bulunmayan, manası Cenab-ı Allah tarafından bilinen ve bir yönüyle de Araplara Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olduğu kanaatini ileri sürenlere, işte Kur'an sizin kullandığınız bu harflerden müteşekkildir. Haydi siz de bu harfleri kullanıp Arapça konuşan insanlarsınız. Edebiyat ve fesahat ve belagatta üstün bir mertebedesiniz. Haydi bu harfleri kullanarak bu kitabın benzeri bir kitap meydana getiriniz. Manasına da bir meydan okuma işareti veya rumuzudurlar. Ama bunların gerçek manalarının ne olduğunu ancak Cenab-ı Allah bilir. İbn Abbas'tan zayıf da olsa elif, lam, mim, sadın ve buna benzer diğer mukatta harflerin çeşitli anlamlara geldiğine dair rivayetler vardır da bunların öyle yani çok mutemed rivayetler olmadığından dolayı müfessirler de bunlara o kadar iltifat etmemişlerdir. Sadece zikretmekle yetinmişlerdir, öyle geçmişlerdir. İkinci ayet-i kerime birçok Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde dikkat çekildiği gibi doğrudan doğruya bu kitaba dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekiyor. Hemen hemen bu şekilde mukatta harflerle başlayan bütün surelerde de aynı şekilde kitab-ı kerim olan bu Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekme söz konusudur. Kitabun, bu bir kitaptır. Unzile ileyk, sana indirilmiş bir kitaptır. Bu sana indirilmiş bir kitaptır. O halde فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Onunla uyarıp korkutman için sakın ondan dolayı kalbinde bir darlık ve bir sıkıntı olmasın. Ve ayrıca bu kitap müminler için bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Demek ki burada bu kitabın üç temel özelliği dile getirilmektedir. Veya üç önemli veçhesine dikkat çekilmektedir. Bir, bu kitap Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın
tasnif ve telif ettiği bir kitap değil, aksine ona Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. İki, bu kitap bütün insanlık için, müminiyle kafiriyle indirilmiş, bütün insanlık için indirilmiş bir kitaptır. Kafirler bu kitapla uyarılıp korkutulacaktır. Müminler için de bu kitap bir öğüt olarak değerlendirilecek, ele alınacak, üzerinde durulacaktır. Bu kitapla kafirleri uyarıp korkutmak, inzar etmek için, onları iman etmedikleri takdirde onları bekleyen tehlikeleri onlara hatırlatarak uyarmak için bu vazifeyi yüklenmek üzere ortaya çıkanların bundan dolayı kalplerinde herhangi bir darlık ve bir sıkıntı olmamalıdır. Bu kitaptan daralmamalıdırlar. Bu kitaba insanları davet etmekten ötürü sıkılmamalıdırlar. Bundan dolayı içlerinde herhangi bir rahatsızlık olmasın. Hatta belki bazı hallerde komplekse de kapılmasınlar. Yani şöyle bir kompleks. Küfrün, isyanın her tarafı kuşattığı bir zamanda bizim insanları Kur'an'a davetimiz çok garip kaldı diye kimse düşünmesin. Bu Kur'an ile başkalarını uyaracak olanlar hiçbir zaman yalnız dahi kalsalar, tek başlarına dahi kalsalar vazifelerinin bulunduğunu unutmasınlar. Bu vazifeleriyle onlar müminleri bir taraftan uyaracaklar. Daha doğrusu müminlere bu Kur'an ile öğüt verecekler. Onlara bu Kur'an'ı hatırlatacaklar. Bu Kur'an'ın kendilerinden neleri istediğini onlara söyleyecekler. İnanmayanları da inanmadıkları takdirde, Kur'an'dan uzak kalışlarını sürdürdükleri takdirde onları bekleyen tehlikeleri onlara hatırlatarak kendilerine gelmelerini sağlamalı, yardımcı olmalı. Bu kitabın yolunu izlemeleri için onlara ellerinden gelen yardım ve desteği esirgememelidirler. Bu kitabı taşımak vazifesi başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bu ümmetin alimlerinin çeşitli mertebeleriyle hepsinin vazifesidir. Ayrıca bütün müminlerin de bu kitaba karşı bir vazifeleri vardır. Onu da 3. ayet-i kerime dile getiriyor ki dikkat ederseniz veya hatırlayacaksınız En'am suresinde bu husus da bilhassa vurgulanıyordu. Böylelikle bu surenin kendisinden önceki mübarek sure ile olan irtibatı da bu yönüyle ortaya çıkmış olmaktadır. Bundan önceki sure de En'am suresi özel bir takım hükümleri indirdiği gibi, bu hükümlere uyulmasını talep ettiği gibi, genel olarak da Kur'an'ın gösterdiği yola tabi olunması, ona uyulması gerektiği üzerinde pek çok ayet-i kerimede vurgular bulunuyordu. İşte 3. ayet-i kerime de şöyle. Aynı vurguyu devam ettirerek böylelikle Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü, bütünlük içerisinde çeşitliliği, farklılığı da kendisini hissettirmiş olmaktadır. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tettebi'u min dûnihi evliyâ kalîlen mâ tezekkerûn. Rabbinizden size indirilenlere tabi olunuz. Onlara uyunuz. Onun dışında kalan velilere, dostlara tabi olmayınız. Kalîlen mâ tezekkerûn. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Bakınız, buradaki vurgu önemlidir. Rabbinizden size indirilenlere tabi olunuz.
bu kitabı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil olmak üzere bizim gibi herhangi bir insan vücuda getirmemiştir. Dolayısıyla bu kitabın daveti bizimle aynı konumda olan insanların ortaya koydukları sistemlere, bizim gibi başkalarının ortaya koydukları değerlere, inançlara, ahlaka ve hukuka davet değildir. Aksine, bütün kainatı ve elbette ki de bizleri yaratan, kainata ve bize fiziki ve tabii nizamımızı, düzenimizi, işleyimizi, işleyişimizi ve yapımızı veren Allah tarafından indirilmiş olan bir kitaba tabi olunuz diyor. Sizin bu kitaba tabi olmaktan dolayı sıkılmamanız, rahatsız olmamanız gerekiyor. Asıl sizin gibi, sizinle aynı düzlemde olanların yaptıkları yasalara, kanunlara, hükümlere, değerlere, ilkelere, sistemlere, ideolojilere, felsefelere, nizamlara, dinlere tabi olmak size yakışmaz. Asıl onlara uymak sizin haysiyetinizi, insanlık onurunuzu ayakları altına alır. Size asıl yakışmayan odur. Size yakışan, sizi ve bütün kainatı yaratan, sizin ve bütün kainatın nizamını veren, Allah tarafından size indirilmiş olan bu kitaba tabi olmaktır. İnsana bu yakışır. Başka bir şey yakışmaz. Aksi takdirde kendisinin veya başkalarının hevalarının peşinden gidecektir. Kalilen ma tezekkerun denilerek biraz da buna işaret edilmektedir. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz? Yani Kur'an'a tabi olma emri üzerinde gerektiği gibi düşünün ve almanız gereken ibreti alın. Böylelikle onun dışında bir takım sistemleri ve o sistemlerin sahiplerini veli edinerek, dost edinerek onların arkasından gitmek yanlışını, gafletini işlememiş, göstermemiş olursunuz. Buna dikkat ediniz diyor. Peki bu davet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte insanlık tarihinde yeni ortaya çıkmış bir davet değildir. Bu davet ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün enbiyanın, rasullerin davetidir. Bu daveti kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de oldu. Bu kitaba muhatap olanların bu konuda aynı davete geçmişte muhatap olanların tutumları ve tutumları karşısında ne ile karşılaştıklarının bilinmesi şimdi günümüzde bu kitaba muhatap olanlar açısından ne yapar? Önem arz eder. Ondan dolayı Cenab-ı Allah hemen akabinde geçmişte bu kitaba uyanların ve uymayanların durumlarına dikkat çekiliyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin davetini kabul edenlerden fazla bahsedilmez. Helak olanlardan, o daveti kabul edenler, etmeyenlerden bahsedildiği kadar, edenlerden o kadar fazla bahsedilmez. Niçin? Buna gerek yok. Çünkü onların daveti kabul ederek dünya ve ahirette saadeti elde ettiklerinde anlaşılmayacak bir taraf yok, bilinmeyecek bir taraf yok. Fakat davetleri, rasullerin, nebilerin davetlerini kabul etmeyenlerin, başlarına gelenlerin ibret almak açısından hatırlatılmasının büyük bir ehemmiyeti vardır. Onun için 4. ayet-i kerimede hemen bu hususa, bu noktaya dikkat çekiliyor ve geçmiş kavimlere gönderme yapılarak şöyle buyuruluyor. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ Biz nice kasabayı helak ettik.
Karya Arapça'da insanların bir araya gelip birleştikleri, bulundukları, yerleştikleri yer demektir. Dolayısıyla küçük bir köye de karya denilebilir, büyükçe bir şehire de karya denilebilir. Fakat çoğunlukla günümüz lisanında karya genelde köy manasına kullanılıyor, o ayrı bir şey. Ancak asıl anlamı insanların toplanıp bir araya geldikleri yer manasındadır. Biz nice yerleşim yerini helak ettik. Yerleşim yerinde bulunanlardır tabii helak edilenler. Yoksa taşın toprağın yıkılmış zelzeleyle yerin altı üstüne gelmiş, helak olmak suretiyle her taraf yakmış, yıkılmış, yanmış, yıkılmış. O cansız mahlukatın, taşın toprağın, hatta belki başka varlıkların da bunun için bir sıkıntıları yok. Asıl mesele burada insandır. Helak olan insandır. Malum olduğu için ayrıca biz nice kasaba halkını helak ettik denilmesine gerek yoktur. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا O kasabalara, o kasabaya bizim azabımız geceleyin uyudukları vakit, gaflette bulundukları zaman. اَوْهُمْ قَائِلُونَ Yahut onlar kaylule yaparlarken, öğle vakti sıcaktan dinlenmek için evlerine çekilip dinlendikleri zamanda azabımız onlara geldi. Bunun bazı hikmetleri var. Niçin? Uyurlarken insan ne zaman uyur? Kendisini rahat ve emniyette hissettiği zaman uyur. Bedenen ve fikren, ruhen rahat, endişesiz, telaşsız olduğu zaman uyur. Gece uykusu da böyledir, gündüz uykusu da böyledir. Onların kendilerini en emin, azaptan yana en uzak hissettikleri bir zamanda azabımız diyor onlara geldi. Ya gece uyurlarken yahut kaylule yaparlarken, öğle vakti dinlenmeye çekilmişlerken. Ne yaptılar o vakit? فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Azabımız onlara geldiği vakit onların yaptıkları dua veya çağrışmaları, bağırışmaları şüphesiz ki bizler zalimlerdik demekten ibaret oldu. Başka bir şey diyemediler. Böylelikle gerçeği anlayıp iman etmiş mi oldular? Faydası olmadı. Çünkü ilahi azap bunun geldiği hallerde, kıyametin büyük alametlerinin göründüğü hallerde ve ölüm halinde, ruhun alındığı vakitte imanın hiçbir kıymeti yoktur. Bu şekilde azapla kalmayacaklar dünya azabıyla. Yalanladıkları için sadece dünyada azap görmekle bırakılmayacaklar. Bunun devamı da var. Ahiret. Ahirette de bir şeyler gelecek. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Yemin olsun biz kendilerine Resul gönderilenlere de soracağız. Gönderdiğimiz Resullerin kendilerine de soracağız. Ne sorulacak? Daha önce geçti. Her Resul kendi ümmetine karşı şahit olacaktır. Onlara
benim Resulüm gelip size tebliğ etti mi diye sorulacak. Resullere de ey Resulüm, senin tebliğine karşı bunlar nasıl bir tutum takındılar diye sorulacak. Neticede amelleri tartılacak. Kendi amelleri, kendi organları, kendi yapıp ettikleri kendilerine karşı şahitlik edecekler. Çünkü bir hadis-i şerifte belirtildiği gibi kıyamet gününde kafir diyecek ki ya Rabbi benim dışımdakilerden hiç kimsenin hakkımda yapacağı şahitliği kabul etmiyorum. Ya öyle mi diyecek Cenab-ı Allah ona? Tamam. O zaman ağızlarına mühür vurulacak, elleri ve ayakları yaptıklarını konuşarak söyleyeceklerdir. İşte ahirette azapla, dünyada azapla daha doğrusu iş bitmiyor. Bu ahiretteki bir manzaradır. Manzaralardan bir manzara, tablolardan bir tablo. Kendilerine Resul ve Peygamber gönderilenlere Resul size geldi mi diye sorulacak. Resullerin kendilerine de bunlar sana iman ettiler mi diye sorulacak. Sonra فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ andolsun biz onlara ne yapıp ettiklerini, dünyada Resullere ne şekilde cevap verdiklerini, Resullerin davetine karşı nasıl bir tutum takındıklarını kendilerine tafsilatlı bir şekilde, etraflı bir şekilde anlatacağız. Bilgiye dayanarak, bilerek, ilme uygun, yani yapmadıkları hiçbir şey onlara söylenmeyecek şekilde bilerek onlara anlatılacak. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Çünkü biz zaten onlar Resullere karşı bu tepkileri gösterirlerken onların halini görmeyen, onların ne yaptıklarını görmeyen, gaip, orada bulunmayan varlık değildik. Orada yok olanlar, bulunmayanlar değildik diyor Cenab-ı Allah. Onun için Cenab-ı Allah ilmiyle her bir malumatın yanındadır. İlmi her bir malumat ile birliktedir. Başka onlara anlatılacak. Ondan sonra وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ o gün amellerin tartılması hakkın ta kendisidir. Bir hakikattir. O gün tartı bir haktır. Gerçektir. Bunda herhangi bir şüphe ve tereddüt yoktur. Bir önceki ayet-i kerimede biz onlara bilgiye dayanarak yaptıklarını etraflı bir şekilde anlatacağız. Amel defterleriyle alakalıdır. Amel defterlerinde görecekler neler yapıp ettiklerini. Ondan sonra amel defterlerinde ki iyilikler bir kenara, kötülükler daha doğrusu bir kefeye, kötülükler diğer kefeye konularak tartılacaktır. Ve bu bir haktır diyor Cenab-ı Allah. Mizan, terazi tarih boyunca ve dünyanın her yerinde nedir? Adaletin simgesidir. İslam her zaman için her konuda özellikle mizanı ne yapmıştır? Emretmiştir. Bakınız Rahman suresinde bana çok anlamlı geliyor. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ diyor. Semaya gelince Allah onu yükseltti, mizanı da yere indirdi. Demek ki semanın yüceliği ne kadar büyük ve mukaddes ise, Allah'ın hükmüne mutabık, hükmüyle
sema bu haliyle duruyorsa, insanlığın nizamı da mizanın hakkıyla kullanılması ve her hak sahibine eksiksiz olarak hakkının verilmesiyle mümkündür. Onun için Cenab-ı Allah kıyamette de mizandan bizi uzak tutmayacaktır. Gözlerimizin önünde adaleti tecelliye o kadar ehemmiyet verecektir ki, gözlerimizin önünde bütün iyiliklerimizi bize amel defterlerimizle ve kötülüklerimizi amel defterlerimizde gösterdikten sonra, bir de bunların ne kıymet ifade ettiklerini, ağırlıklarının ne olduğunu göstermek üzere de ayrıca kefelere koyacak ve bunları tartacaktır. Ne olacak? فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Artık o tartılmanın akabinde kimin terazileri ağır basarsa işte onlar iflah olmuş olacaklardır. İflah olacak olanlardır. İflah olmak, korktuğundan emin olmak ve umduklarını elde etmek demektir. Felah budur. Korktuğundan emin, umduğuna da nail olacaksın. O zaman sen iflah oldun demektir. İşte terazilerinde iyilikleri ağır basanlar o gün ne yapacaklardır? İflah olacaklardır. Yani cehennemden korkuyorlardı. Cehennemden yana emniyet içerisinde olacaklar. Cennete girmeyi ümit ediyorlardı. Umduklarını elde edecekler. Ve tabi cennetle birlikte bir de fazlalık vardır. Rablerine karşı takvalı olanlara cennet ve fazlası vardır diyor ayet-i kerime. Nedir o fazlalık? Rü'yetullah'tır. Celle Celaluhu ve la ilahe gayru Rabbim mahrum buyurmasın. Rü'yetullah'tır. Allahü Teala'nın ebediyen bir daha gazap etmemek üzere cennetteki kullarından razı olmasıdır, hoşnut olmasıdır. Bunlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Terazisinde iyilikleri hafif gelenlere gelince فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ İşte onlar dünyadayken ayetlerimizle zulmettiklerinden ötürü kendi öz nefislerini dahi hüsrana uğrayıp kaybedeceklerdir. Kendi öz nefislerini bile zarar edecekler, kaybedecekler. İşte onlar kendi öz nefislerini dahi kaybedecek, ziyan edecek olanlardır. Neden ama? Bima kanu bi ayatina yuzlimun. Ayetlerimizle zulmediyor olmaları sebebiyle dünyadayken zulmediyorlardı onun için. Ayetlerle zulmetmek ne demektir? Ayetlerin istediklerini yerine getirmemek demektir. Ayetlerin istediği bir kişiliğe sahip olmamak demektir. Ayetlerin gösterdiği doğrultuda inanmamak demektir. Ayetlerin emrettiği şekilde hayatını düzenlememektir. Ayetlerin yasakladıklarına riayet etmemektir. Burada Cenab-ı Allah'ın mümin ile kafiri nasıl hesaba çekeceğine dair Müslim'in sahihinde yer alan bir hadis vardır. Bir adam İbn Ömer'e gelip soruyor. Abdullah İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, civa denilen özel konuşma, özel sessiz bir şekilde konuşma hakkında
neler söylediğini duymuştun. O da diyor ki İbn Ömer, ben Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururken dinledim. Allah kıyamet gününde mümin kulunu kendisine oldukça yaklaştıracak. Mümin kul kıyamet gününde Cenab-ı Allah'a oldukça yaklaştırılacak. O kadar ki Cenab-ı Allah özel örtüsünü, yani onun için özel bir şekilde örtüsünü onun üzerine koyacak, örtüsüyle onu kapatacak. Diğerleri onu görüp kusurları varsa, ne varsa duymasın, onlara karşı mahcup olmasın diye. Müminin lütfu o kadar büyük ki, Allah'ın mümin kullarına lütufları. Cenab-ı Allah'a yakınlaştıracak kıyamet gününde ve onun üzerine onu özel bir örtüyle üzerini kapatacak. Diğerleri onun, Rabbül Alemin'in onunla ne konuştuğunu, onu nasıl sıygaya çektiğini görmesinler, rezil olmasın, mahcup olmasın diye. Cenab-ı Allah ona günahlarını bir bir söyletecek. Ona diyecek ki, şöyle bir şey yapmıştın biliyor musun? Çaresiz, biliyorum ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Allah da ona diyecek ki, dünyadayken ben senin o günahını gizlemiştim. Bugün de bu günahını sana bağışlıyorum. Ve böylelikle ona yaptığı iyiliklerin sahifesi verilir. Kötülükleri bağışlandı ya, iyilikleri verilecek. İyiliklerin yazılı olduğu sahifesi verilecek. Kafir ve münafıklara gelince, oradaki herkesin, bütün yaratılmışların duyacağı şekilde ona seslenecek, onlara seslenilecek. Ey filan kafir, gel! Diye. Ve işte Allah'a karşı yalan iftira edip düzenler bunlardır denilecek. Nasıl Allah'a iftira ediyorlardı? Allah'ı inkar ediyorlardı, münafıklık ediyorlardı. Münafıklık ederken ne yapıyorlar? Allah bizim iç dünyamızı bilemez niyetiyle. Yoksa benim iç dünyamı da biliyor Allah inancıyla. Kim yapabilir münafıklığı? Mümkün değil. Ha. Bu şekilde bir de inanç bozukluğu, Allah'ın emrettiği şekilde inanmamaları vesaire Allah'a karşı birer iftira idi. Bunlara da, buna karşılık böylelikle uzun uzun hesaba çekilirler. Ve rezil rüsva edilirler. İşte Allah'ın ayetleri dururken herhangi bir şekilde onlara zulmetmemek. Yani o ayetlerin gereğini yerine getirerek, iman ve salih ameli ihmal etmeyerek Müslümanın hayatını, insanlığın hatta hayatlarını tanzim etmeleri gerekiyor. Diyor ki 10. ayet-i kerimede, yani insanlara küfür ve isyan etmemelerini hatırlatmak üzere Allah nimetlerini bu surede de sık sık tadat edecek, sayacak, hatırlatacaktır. Bunlardan birisi, en önemlisi, şu 10. ayet-i kerimede çok kapsamlı bir şekilde zikrediliyor. Diyor ki, Estağfirullah. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Andolsun ki biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Yeryüzünde size imkan ve iktidar verdik. Ve sizin için orada
geçinmek için ne gerekiyorsa hepsini var ettik, yarattık. Yaşamanız için, hayatta kalmanız için, maişetiniz için ne gerekiyorsa hepsini yarattık. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Bununla birlikte sizler ne kadar da az şükrediyorsunuz. Şimdi yeryüzünde yerleştirilmenin, yeryüzünde imkan sahibi kılınıp iktidar verilmenin bir göstergesi de şudur. Yeryüzünde yine Tebareke suresinde belirtildiği gibi yeryüzünün omuzları üzerinde yürüyebiliyoruz ve onun rızkından yiyebiliyoruz. Bu büyük bir imkandır. Yer çekiminin bir an için olmadığını farz edin. Yer çekimi diye bir şey yok. Hayat olmaz. Hayat olmaz. Normalde mantıken düşündüğünüz vakit yuvarlak bir cisim olan dünya, boşlukta duran dünyada insanların sağa sola ve hızlı dönen bir dünya değil mi? Patır patır dökülmeleri lazımdı. Binalarımızın, eşyalarımızın hiçbir şeyin. Ama Cenab-ı Allah bir taraftan yer çekimi, diğer taraftan atmosfer basıncıyla bizim yeryüzünde hareket edebilmemiz ve geçimimiz için gereken ne varsa bizim yapabileceklerimizi de yapabilmemize elverişli olarak yaratmıştır. Onun için burada temkin, mekkennâkum size imkan verdik, sizi yerleştirdik, size güç ve iktidar verdik. Bu güç ve iktidarı biz sadece siyasal manada anlamamalıyız. Allahü Teala bize yeryüzünde her bakımdan gerekli olan, hayatımızı sürdürmemiz için gereken her türlü güç ve iktidarı verdik. Ayrıca müminlerin yeryüzünde devletlerinin bulunması, iktidar sahibi olmaları da bu nimetlerin tamamlayıcı bir unsurudur. Çünkü iktidar nimeti de siyasi manasıyla iktidar nimeti de olmadan İslam ahkamı yaşamıyor demektir. Daha önce bir vesileyle zikretmiştim. Peygamber Efendimizin hadisi bunu söylüyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ım diyor, onların öldürdükleri, katlettikleri bir zamanda senin dinini dirilten ilk kişi ben oluyorum diyor. Senin dinini dirilten ilk kişi, yani Yahudiler Allah'ın zina hükmünü, rejim hükmünü uygulamadılar. Allah Resulü onu uyguladı ve uyguladığı zaman bunu söyledi. Demek ki Cenab-ı Allah'ın hayata geçirilmeyen bir hükmü yaşamıyor demektir. Bu Kur'an'ın yaşamasını istiyorsak hükümlerini gücümüzün yettiği en son noktaya kadar kendi nefsimizden başlayarak tatbik etmeliyiz, uygulamaya geçirmeliyiz. Kitap böyle yaşar. Din böyle yaşar. Hasan-ı Basri de söylemişti biliyorsunuz. 40 sahabi gördüm. Hepsi yeryüzünde yürüyen birer Kur'an-ı Kerim'di diyor. Hepsi yeryüzünde yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an'ı böyle canlı tutmak söz konusudur. Kur'an hayat kitabıdır. Onu bu şekilde canlı tutacağız ve böylelikle yeryüzünde imkanlarımızı, Allah'ın bize vermiş olduğu bu imkanları o uygun ve güzel maksada ne yapacağız? Kullanacağız ve böylelikle bu imkanları öyle bir iktidar ile, yani Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın, sünnet-i Resulullah'ın iktidar olması, hayata hakim olması suretiyle ne yapmış olacağız? Bizler Allah'ın bize yeryüzünde verdiği temkini, muktedir oluşu
kemal noktasına erdireceğiz. Bu da bizim imtihan noktamızdır. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor. Elhamdülillah, eşşükrülillah demeniz de az. Size verdiğim nimetlere karşılık, sizden istediğim yükümlülükleri yerine getirmeniz de az. Çünkü şükür, hem Cenab-ı Allah'ın emir ve hükümlerine riayet etmektir, hem de ona dilimizle, fiillerimizle yeri geldikçe şükretmektir. Şikayet kastıyla kimse hastalığını başkasına anlatmasın. Çaresizliğini başkasına anlatmasın. Şikayetini Allah'a yapsın. Allah'ın gücüne gider korkarız. Kul sana ne yapabilir ki ona şikayette bulunasın ki? Şikayet edeceğin vakitte düşün. Şikayet ettiğin o hal ile Allah'ın senin üzerindeki nimetleri birbirleriyle karşılaştır. Hangisi fazla? Bakacaksın ki yine Allah'a şükür borcun hala dağlar gibi önünde duruyor. Allah senden bir nimeti kısmen kıstı veya eksiltti diye Allah'ı şikayete mi başlayacaksın? Allah'tan şekvaya mı başlayacaksın? Kulluk edebi bu değildir. Şikayet kastıyla derdini anlatmak yok. Beşerin yapabileceği şeyler varsa onları sağlamak ve celbetmek için anlatılır. Yoksa haşa. Sorma, şu derdim var, bu sıkıntım var, bu musibetim var. Ne yapabilir sana? Ha, Müslüman olarak sıkıntılar sana ağır geliyor. Dua öyle bir şeydir ki, insanı öyle bir rahatlatır ki. Kalk geceleyin, iki rekat bir namaz kıl, içten Allah'a dua et. Bak ne güzel rahatlarsın. Bak ne güzel açılırsın. Ne güzel hafiflersin. Hatta geceleyin kalkmadan bile, içten bazen söyleyeceğiniz iki kelime bile, Cenab-ı Allah'a yalvarmak kastıyla söylenecek iki kelime bile, inanın hem duayı kabul etme yolunu açar, hem de insanı rahatlatır. Kul ne yapabilir ki? Kuldan ne bekleyebilirsiniz ki? Kula yapabileceği şeyleri celbetmek için anlatacağınız şeyler varsa anlatırsınız. Fakat dediğim gibi haşa, Allah'tan şikayet kula yapılmaz. Ha, ne demişti Yakup Aleyhisselam bunca keder ve sıkıntısını? İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah. Ben hüznümü, kederimi, tasamı, bu büyük musibetlerimi ancak Allah'a şikayet ediyorum. Bunların bana verdikleri zorluğu, sıkıntıyı, beşerim, takatim sınırlı, gerçekten büyük bir imtihandır. Ardı arkasına iki çocuk gidecek ve hayatta mıdırlar, ölü müdürler, sağ mıdırlar, varsa kabirleri nerededir? Hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Kimseye derdini, kederini açmıyor Yakup Aleyhisselam. Kederimi, hüznümü, sıkıntımı ancak Allah'a açar. Demek ki insanın şikayetini, Allah'tan gelen imtihan mesabesindeki halleri kullara değil de sadece Allah'a şekva etmesi de şükrün bir parçasıdır. Allah'tan başkasına şikayet yolu söylenirse şükür temelinden yıkılmış olur. Onun için Cenab-ı Allah ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor. Bazı hallerimizle yaptığımız şükürleri de azaltıyoruz. Onların değerlerini de azaltıyoruz. Buna dikkat etmek gerekir.
Rabbim bizleri kendisine hakkıyla hamledip şükredenlerden eylesin. Amin. Kısa bir fasıladan sonra inşallah devam edeceğiz.